İyi günler arkadaşlar. 26. Föy ile birlikteyiz. Popülasyon ekolojisi ile devam ediyoruz. Evet, belli bir zaman diliminde, sınırlı bir alanda aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğa ne deriz? Popülasyon deriz. Evet, popülasyon demek belli bir bölgede yaşayan bir tür demektir. Belli bir bölge, bir tür. Biz buna popülasyon deriz. Örneğin dünyadaki insanlar veya ormandaki kara çam ağaçları. Bakın, özellikle Latince verilirse türü tanımlamak çok kolaydır. Çünkü Latince bir tür iki kelimeden oluşur. Cins ismi ve belirleyici isim. Örneğin Pinus nigra gibi. Bakın iki kelime var. Populus alba gibi. Morus alba gibi. Felis tigris gibi. Eğer böyle iki kelimeden oluşuyorsa bir popülasyon, bir türle karşı karşıya olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ama Türkçe verildiği zaman iş biraz daha zor. Başında bir sıfat aramak lazım. İşte çam, nasıl çam? Kara çam mesela. Bu tarz bir şey olursa ona bir popülasyon diyebilirsiniz. Mesela aynalı sazan balıkları. Nasıl balık? Aynalı sazan. Aynalı sazan balığı gibi ifadeler bize popülasyonu tanımlamada yardımcı olabilir. Ama her durumda bu geçerli değil tabii ki. Bir popülasyonun yoğunluğu, büyüklüğü, taşıma kapasitesi, dağılımı ve bireylerin yaş dağılımı popülasyon dinamiğini oluşturur. Demek ki popülasyon dinamiği dediğimiz şeyi popülasyonun yoğunluğu, büyüklüğü, taşıma kapasitesi, dağılımı ve bireylerin yaş dağılımı ne yapıyormuş, oluşturuyormuş. Hadi gelin popülasyon dinamiklerini tek tek inceleyelim. Öncelikle popülasyonun yoğunluğu. Bir popülasyonun birim alandaki ya da hacimdeki birey sayısına o popülasyonun yoğunluğu deriz. Doğum ve ölüm oranı, içe ve dışa göçler popülasyon yoğunluğunu etkileyen faktörlerdir. Evet, popülasyona birim zamanda üreme sonucu katılan birey sayısı, doğum oranını, popülasyondaki birim zamanda ölüm sonucu ayrılan birey sayısı ise ölüm oranını ne yapar? Belirler. Evet, bir popülasyonun büyüklüğü veya popülasyon büyüklüğündeki değişim doğumlar iç göçler ve ölümler dış göçlerden ne yapar? Bir denklem ortaya çıkar, bir değişimi tespit etme olanağımız olur. Bakın doğumlar ve popülasyonun içine göçler popülasyonu ne yapar? Arttırırlar. Bunlar popülasyonu arttıran faktörlerdir. Ölümler ve dış göçler ise popülasyonu azaltan faktörlerdir. Eğer A, B'den büyükse bir popülasyon büyür. A ile B birbirine eşit ise popülasyon dengededir. Eğer B daha büyükse popülasyon küçülmektedir diyebiliriz. Popülasyonu oluşturan bireylerin yaşa bağlı hayatta kalma durumlarını gösteren çizelgeye hayat tablosu da diyebiliyoruz. Hayat tablosu denir. Evet, hayat tabloları bir grup bireyin doğumlarından ölümlerine kadar olan sürecin takibi sonucu elde edilen veriler ile oluşturulur. Üç tip hayatta kalma eğrisi vardır bakın. Birinci tipte dikkat edin birey sayısı yüksek. Bakın yaşlı az. Evet, burada genç ve ergen bireylerin sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tip 2'de hayatta kalma oranı her grupta yani işte gençte, orta yaşlıda, yaşlıda eşit dağılmıştır aşağı yukarı. 3'te ise dikkat edin gençlik döneminde hayatta kalma oranı çok düşük. Evet, demek ki yaşlandıkça biraz daha yükseliyor. Demek ki 3 tane tip var. Hadi bunu biraz daha yakından inceleyelim. Tip 1. Genç ve ergin bireylerin hayatta kalma oranı yüksektir. Yavru bakımının görüldüğü memeli hayvanlar ve insanlar buraya örnek verilebilir. Tip 2'de hayatta kalma oranı her yaş grubu için ortalama aynıdır. Yani yaştan bağımsız sabit bir ölüm oranı vardır. Birçok kuş türünde bu tip eğri çizilebilir. Üçüncü tipte ise gençlik döneminde hayatta kalma oranı oldukça düşüktür. Yavru bakımının gözlenmediği birçok balık türü buna örnek olarak verilebilir. Hadi gelin bir tane soruyla devam edelim. Aşağıdaki grafikler K ve L türlerinin popülasyon yoğunlukları ile hayatta kalma ilişkilerini göstermektedir. Bakın K türünde popülasyon yoğunluğu arttıkça hayatta kalma oranı gittikçe azalmış.
L türünde popülasyon yoğunluğunun belli bir yere kadar artışı popülasyonu arttırmış, fakat belli bir seviyeden sonra artışı popülasyonu azaltmış. Bu grafiklere göre yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? 1. K popülasyonunda popülasyon yoğunluğu belli bir düzeyin altında olduğunda hayatta kalma oranı daha da yüksektir. Evet, demek ki popülasyon yoğunluğu belli bir düzeyden azsa o popülasyonda canlılar daha çok hayatta kalabilirler. 1'i doğru olarak alırız. 2. L popülasyonunda popülasyon yoğunluğunun belli bir düzeyin üstünde olması hayatta kalmayı olumsuz yönde etkiler. Evet, bakın şuradaki seviyeden daha üste çıkması ne yapmış? Yoğunluğun artışı hayatta kalma oranını da azaltmış. Demek ki popülasyon arttıkça bakın şuradaki yoğunluktan daha fazlası bu popülasyonda hayatta kalmayı güçleştiriyormuş. Demek ki aradığım şık da 2 de olacak. 3. L popülasyonu hayatta kalma grafiğinin K popülasyonu hayatta kalma grafiğinden farklı olmasının nedeni L popülasyonunda genetik çeşitliliğin daha yüksek olmasıdır. Burada bize genetik çeşitliliğin fazlalığı veya yüksekliği ile alakalı hiçbir veri verilmemiş. Bununla alakalı yorum yapmamız bundan dolayı mümkün değildir. Dolayısıyla 3'ü almayacağız ve 1 ve 2'nin olduğu Ceyhan'a cevap diyebiliriz bu soruda. 2016 LGS'de çıkmış bir soru. İkinci soruyla devam edelim. Bir popülasyonun büyümesini faktörlerinden hangileri etkiler? Canlı doğumların artması, ne kadar çok doğum olursa popülasyon o oranda büyüyecektir, bir olacak. Popülasyonun içine göçler olursa popülasyon doğal olarak artacaktır. Dişi birey sayısı artarsa eğer doğumlar da artacak, değil mi? Dişi bireyler popülasyona yeni canlılar katıyorlar. Erkeklerde doğum olmuyor. Dolayısıyla dişi birey sayısının artması yeni doğumlara sebebiyet vereceği için 3'ü de alabiliriz. Cevabımıza da Edirne diyebiliriz bu soruda. Örnek 3 ile devam edelim. 2011 LYS'de çıkmış bir soruyla karşı karşıyayız. Bir deneyde bir bakteri popülasyonunun bulunduğu ortamda bakterilerin kullandığı besin zamanla tükeniyor. Gerçekleşen bir mutasyon sonucunda bazı bakteriler bu ortamdaki atık maddeleri besin olarak kullanmaya başlıyor. Evet, bakın demek ki ortamdaki kullandıkları besin azalıyor. Bir süre sonra bir mutasyon oluyor ve bazı bakteriler bu ortamda atıkları besin olarak kullanabiliyor. Bu deney boyunca bakteri popülasyonunun büyüklüğünde meydana gelen değişimi gösteren grafiğin aşağıdakilerden hangisi gibi olmasını bekleriz. Şimdi besin başta azalırken canlı sayısında da azalma olacak. Ama zamanla mutasyondan sonra atıkları da kullanabilecekleri için bir artma göreceğiz. Demek ki önce azalan sonra artan bir grafik arıyoruz. Bakıyoruz şıklarda bu grafik nerede var? Sadece Denizli'de var. O zaman bu soruda cevabımız Denizli olacak. Bakın önce azalan sonra artan bir grafiği var. Örnek 4 ile devam edelim. Evet, yukarıdaki faktörlerden hangisi popülasyonu farklı yönde etkiler? Bakıyorum, besin miktarındaki azalma popülasyonu azaltır. Dış göçlerde artma popülasyonu azaltır. Evet, bakın bunların hepsi aynı kategoride. 1 ve 2 aynı şey. İkisi de popülasyonu azaltan faktörler. Yaşam alanındaki artış popülasyon için olumlu bir şey. Bakın bu popülasyonu artırır. Rekabet eden tür sayısında artma popülasyonu azaltır. Üreme dönemi bireylerinde azalma, bakın bu da yine popülasyonu azaltacaktır. Dolayısıyla popülasyonu arttıran sadece 3 var. Cevabımız da bu soruda 3, yani Ceyhan olacak. Evet, popülasyonlarda büyüme J ya da S eğrisi ifade edilir. Demek ki popülasyonlar büyürken ya J eğrisi veya S eğrisi gösterebilirler. J eğrisi doğal ortamlardaki bir büyüme olarak çoğunlukla kabul edilmez. Yapay ortamlarda görülür. Birey sayısı sürekli artış gösterir. Yani geometrik bir artış vardır. Birey sayısında katlanmalar şeklinde artış olur. Bu grafiklerde denge fazı yoktur. Örneğin laboratuvar ortamında Petri kabında çoğalan bakteri popülasyonunu böyle bir grafiği gösteriyor diyebiliriz. Evet, S eğrisine gelecek olursak eğer, S eğrisi doğal ortamlardaki popülasyonlar için kullanılabilir. Bunun da değişik evreleri vardır. Mesela bir kuruluş evresi vardır. Burada doğumlar da vardır, ölümler de vardır. Daha sonra geometrik artış evresi olur. Biz buna pozitif artış da diyebiliriz. Hiç ölüm olmadan
ikiye katlanmalar şeklinde artıştır ve birey sayısı hızla ne yapacaktır? Çoğalacaktır. Üçüncü evre negatif artış evresidir. Bu evrede artık işin içerisine çevre direnci de girecek. Yer darlığı, besin sıkıntısı, bu tarz problemler girecek. Ve bunlar da bireyin gelişimini olumsuz etkileyecek. Çevre direnci dediğimiz şey, bakın, hep olumsuz faktörlerdir. Çevre direnci ne olabilir? Açlık olabilir, rekabet olabilir, avcı türler olabilir, yaşam alanının azalması olabilir. Bunların hepsi popülasyonun yaşamını olumsuz etkileyebilecek faktörlerdir. Birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci de artar. Bakın, bu negatif artış evresinde birey sayısında yine artış vardır. Fakat işin içerisinde ölümler de vardır. Yani geometrik katlanmalar şeklinde artış yoktur. Gittikçe aşağı doğru eğilen bir grafik görmemiz lazım. Yine artma var, sayıcı artma var, fakat işin içerisinde artık azalmalar da var. Dördüncü evre dengelenme evresidir. Bu evrede doğumlar ve ölümler birbirine eşittir. Dış göçler, iç göçler birbirine eşittir. Belli bir denge süreci yaşanır. Burası çoğunlukla taşıma kapasitesinde olur. Gelin bakın bunu grafikte görelim. Görüyorsunuz, bakın, kuruluş fazı burası. Geometrik artış fazı, ikiye katlanmalar şeklinde artış. Evet, daha sonra negatif artış. Burada yine artma var, fakat işin içerisinde ölümler de var. Ve en son denge fazına ne yapıyoruz? Geliyoruz. Evet, bakın burada, yani kuruluş fazı, geometrik faz, aynı zamanda 2 numaralı geometrik artış fazında çevre direnci düşüktür. Buna bağlı olarak birey sayısı hızla artar. Negatif artış fazında artan çevre direncine bağlı olarak birey sayısında artış hızı da azalacaktır. İşin içerisinde artık ölümler de vardır. Taşıma kapasitesine ulaşan popülasyon dengeye de ne yapar? Ulaşır. Evet, popülasyonun taşıma kapasitesi. Bir popülasyonun alabileceği en fazla birey sayısına biz o popülasyonun taşıma kapasitesi deriz. Evet, bir yaşam alanının veya bir popülasyonun alabileceği en fazla birey sayısı o popülasyonun taşıma kapasitesini bize verecektir. Evet, popülasyon taşıma kapasitesine ulaşınca popülasyon büyüklüğünde inişli çıkışlı dalgalanmalar görülür. Bakın, burada J tipi büyümede popülasyon gitti, taşıma kapasitesine ulaştı. Daha sonra bakın dengelenmeye çalıştı ve ne oldu? Böyle inişli çıkışlı bir grafik gördük ve ne yaptı? Optimum taşıma kapasitesine ulaştı. S tipi büyüme eğrisinde de yine birey sayısı arttı. Bir yerden sonra inişli çıkışlı grafik gördük, fakat daha az gördük. Demek ki J tipi büyüme eğrisinde daha fazla inişler çıkışlar görünür. S tipinde daha az olur bu. Ama o da yine ne yapar? Bir yerden sonra taşıma kapasitesine ulaşır. Evet, fare popülasyonunda yoğunluk ve besin miktarının dengelenme üzerine etkisiyle ilgili yapılan deneylere bakalım. Deney 1'i inceliyoruz. Birinci deneyde ne yapmışız? Fare kolonisine her gün sabit miktarda besin verilmiş. Bir süre sonra fareler hızla çoğalmış, popülasyon büyümüş. Fare sayısı o kadar hızlı artmıştır ki besin sıkıntısı görülmeye başlamıştır. Çünkü bakın, sabit miktarda besin veriyoruz her gün. Sonuçta farelerde dışarıya göçler başlamış ve popülasyon dengelenmiştir. Demek ki o popülasyonu terk eden fareler olmuş. Deney 2'de günlük besin miktarını yine sabit tutmuşuz. Ancak farelerin dışarı çıkmasını engellemişiz. Kapalı bir ortamda tutmuşuz. Fare sayısı önce hızla artmış. Besin sıkıntısı başlamış. Fakat bu olayda dışarıya göçleri engellediğimiz için doğum hızının azaldığını görmüşüz. Ve bir süre sonra popülasyonun tekrar dengelendiğini görmüşüz. Sınırlı alandaki popülasyonun aşırı büyümesi farelerde strese neden olmuştur. Stres sonucunda meydana gelen hormonal değişiklikler eşeysel olgunlaşmayı geciktirmiş. Buna bağlı olarak da kısırlık ve bağışıklık sisteminde baskılama ortaya çıkmıştır. Evet, deney 3'te neler yapmışız? Günlük besin miktarı arttırılarak dışarıya göç engellemişiz. Bakın, besin artmış sürekli. Yani besin yönüyle bir sıkıntı yok. Fakat dışarıya göç engellenmiş. Bakın, sorun burada olacak o zaman. Doğum oranı arttıkça her bir fareye düşen alan azalmış ve popülasyon yoğunluğu artmış. Daha sonra fareler arasında rekabet, kavgalar başlamış, birbirini yemeler gözlenmiş. Kavgalar ve birbirini yemeyle artan ölümler
popülasyonu yine dengeye ulaştırmış. Yani her halükarda popülasyon dengeye ulaşıyor. Evet, gelin bakalım bu deneyleri bir de burada beraber grafikler üzerinde beraber yapalım. Sabit miktarda besin verdik. Popülasyon önce ne yapacak? Popülasyon önce büyüyecek. Popülasyon önce büyür. Sonra bu popülasyonda besin kıtlığı ortaya çıkacak. Besin kıtlığı görülecek. Besin kıtlığı görülür. Dışa göçler başlar. Çünkü dışa göçü engellememiştik. Dışa göçler başlar ve popülasyon bir süre sonra dengelenir. İkinci deneyde yine sabit miktarda besin vermişiz. Popülasyonun önce büyüdüğünü görürüz. Popülasyon önce büyür. Daha sonra besin kıtlığı başlar. Besin kıtlığı görülecek. Ve daha sonra göçleri biz ne yaptık? Bakın burada engelledik. Göçleri engellersek eğer, göçler engellenir. Göçleri engellersek ne yapacak? Dengeye gelmek için mecburen doğum oranını azaltacak. Doğum oranı azalacak ve popülasyon yine dengeye ulaşacak. Üçüncüde de sabit miktarda yine besin verelim. Popülasyon ne yapar? Büyüyecek. Popülasyonun büyüdüğünü görürüz. Göçü de engelleriz. Göçü de engellersek ne olacak? Bu popülasyonda yaşam alanının gittikçe daraldığını göreceğiz. Yaşam alanı daralırsa bu ortamda ölümlerde ne olacaktır? Artma olacaktır. Ölümler artınca da popülasyon tekrar dengeye ulaşacaktır. Evet, bir örnekle daha devam edelim. Örnek 5. Ekosistemlerde bir yaşam alanının taşıma kapasitesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz. Hemen cevaba gitmek istiyorum. 2012 LYS sorusu. Cevabımız bu soruda Edirne. Bakın, taşıma kapasitesi ile alakalı yanlış bir şey arıyoruz. Bir türün farklı popülasyonlarının yayılış gösterdikleri alanların taşıma kapasitesi aynıdır. Hayır, farklı olabilir. Farklı popülasyonlar farklı yayılış gösterdikleri alanlarda farklı taşıma kapasitelerine sahip olabilirler. Cevabımız bu soruda Edirne oldu. Örnek 6 ile devam edelim. Popülasyonlarda büyüme grafikleri olan S ve J tipi grafiklerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? Evet, S ve J tipi hangileri ortak? Buna bakıyoruz. Denge fazının gözlenmesi S tipinde vardır, J tipinde yoktur. Negatif artış evresi S tipinde vardır, J tipinde yoktur. Birey sayısında artış ikisinde de vardır. Dolayısıyla bu soruda cevabımız Ceyhan olacak. Örnek 7. Yukarıdaki faktörlerden hangileri çevre direnci oluşturabilir? Açlık çevre direnci oluşturabilir. Bakın, olumsuz olan her şey çevre direnci olur. Rekabet de çevre direnci olabilir. Çünkü canlılar birbirleri mücadele etmesi, besin için rekabet etmeleri olumsuzluk yaratır. Sıcaklık da yine olumsuzluk yaratabilir. Deprem de keza aynı şekilde. Dolayısıyla bu soruda cevabım Edirne olacaktır. Örnek 8 ile devam edelim. Aşağıdaki grafikte X ve Y türlerine ait hayat tablosu verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bakalım. Evet, hayatta kalan birey sayısı, bakın X'te gittikçe az, Y'de daha fazla oluyor. Evet, Y memelilerle alakalı bir grafik. X türünde yavru bakımı görülür diyor. Hayır, yavru bakımının görülmesi Y türünde vardır. X türünde yavru bakımı yoktur. Dolayısıyla aradığım şıkta bir olmayacak, bir yanlış olan bir şık. İçinde bir olanları hemen ne yaparım? Atarım. 2. Y türünde genç bireylerin hayatta kalma oranı yüksektir. Evet, bakın, memeli hayvanlarda, insanlarda genç bireylerin hayatta kalma oranı yüksektir. X türü daha çok işte ne diyeyim ona, balık türlerinde görülebilen bir grafik. 3. X türüne ait dişilerin bir defada oluşturduğu yavru sayısı Y türüne göre daha fazladır. Evet, kesinlikle daha fazladır. Balıklar ne yaparlar? Çok sayıda yumurta atarlar. Erkekler de çok sayıda sperm atarlar. Dış döllenme olur. Dolayısıyla bakın, 2 ve 3'ün doğru olduğu Edirne'yi ne yapıyoruz? Cevap olarak alıyoruz. 9. soruyla devam edelim. Popülasyonlarda görülen S eğrisinde birey sayısının taşıma kapasitesinin üzerine çıkması durumunda
olaylarından hangileri gözlenir? Taşıma kapasitesinin üzerine çıkarsa eğer bir popülasyondaki birey sayısı, rekabet başlar. Besin için, yer için, evet dışa göçler olabilir. Eğer dışa göçü engellemezseniz bireyler göç etmek isterler. Ve ölüm oranı da ne yapar? Gittikçe artar. Dolayısıyla 1, 2, 3'ün olduğu Edirne cevabımız. Örnek 10. Yukarıdaki popülasyonla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Bir popülasyonun taşıma kapasitesi o popülasyonun taşıyacağı maksimum birey sayısıdır. Evet zaten bundan dolayı taşıma kapasitesi diyoruz. Yani o ortamda alabileceği en fazla birey sayısı o ortamın taşıma kapasitesini verir. Mesela bir dolmuşun bile, bir otobüsün bile bir taşıma kapasitesi vardır. Dolayısıyla bir popülasyonun da taşıma kapasitesinin olması normal. Çevre direnci popülasyonun büyüme hızını yavaşlatır. Kesinlikle yavaşlatır. Düşünün bir popülasyonda veyahut da işte bir dolmuşta bile düşünebilirsiniz. Birey sayısı fazla oldukça olumsuzluk artacaktır. Olumsuzluklar çevre direnci kabul edelim. Bu ne olacaktır? Popülasyonun büyüme hızını yavaşlatacaktır. O dolmuşa binmek isteyen insanlar olmayacak, inmek isteyen insanlar olacak. Aynı bunun gibi popülasyonları da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla çevre direnci, olumsuz şeyler popülasyonun büyüme hızını yavaşlatacaktır. S tipi büyüme evresinde popülasyonlarda hem pozitif hem de negatif artış evresi görülür. Bu da doğrudur. Pozitif artışta geometrik artış vardır. Negatif artışta artma vardır fakat ölümler de vardır. Dolayısıyla 1, 2, 3'ün olduğu Edirne'yi cevap olarak alabiliriz bu soruda. Evet, ödev testlerimizle devam edelim. Yukarıdaki grafik bir popülasyonun zaman içerisinde birey sayısında meydana gelen değişimi gösterdiğine göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakın 1'de birey sayısı artmış, 2'de azalmış, 3'te tekrar artmış, 4'te dengede devam etmiş. İnceliyoruz. 1. 1 ve 3. zaman aralıklarında ortam koşulları popülasyon için uygundur. Uygun olduğu için zaten birey sayısında bakın artışlar görülmüş. 2. zaman aralığında popülasyon küçülmüştür. Evet, birey sayısı azalmış. Birey sayısı azalırsa popülasyon da küçülecektir. 4. zaman aralığında popülasyon dengededir. Evet, dengededir. Dolayısıyla cevabımız da Edirne'dir bu soruda. 2. soruyla devam ediyoruz. Bir bakteri türünün minimum 7 santigrat derece, maksimum 45 santigrat derecede yaşayabildiği, optimum gelişim gösterdiği sıcaklığın ise 27 santigrat derece olduğu biliniyor. Yani en iyi 27 santigrat derecede yaşıyormuş. 7 santigrat derecede en düşük yaşayabildiği sıcaklık, 45 derecede en fazla yaşayabildiği sıcaklık. Buna göre bu bakterinin sıcaklığa bağlı performans eğrisi aşağıdakilerden hangisidir? Yani 7 santigrat dereceyle başlayacağız. Yaşamın 7 ile başladığı nereler var? Bakıyorum. Ceyhan'da var ve Denizli'de var. Evet. Buralarda var. 27 en iyi yaşadığı evre. Hem bakın Ceyhan'da hem Denizli'de 27 çok iyi olmuş. Fakat 45'te bitmesi lazım. C'de bitmiş ama D'de bitmemiş. Dolayısıyla cevabımız bu soruda C olması gerekir. 3. soruyla devam edelim. Yukarıdaki 1. grafik bir göldeki mevsimsel olarak değişen oksijen miktarı ile suyun sıcaklığını, 2. grafik ise bu gölde yaşayan bir balık türünün mevsimlere göre bulunduğu derinlik ve ortalama sayılarını göstermektedir. Bakın kışın diplerde ve çok. İlkbaharda yukarılara doğru çıkıyor, yazın yukarılarda ve az sayıdalar. Sonbaharda orta bölgelerdeler, üstte de alta da yakın ve sayıları da yine ilkbahardaki kadar var. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Doğru olan bir şeyler arıyoruz. 1. Sıcaklığın artışı göldeki oksijen miktarını azaltır. Bakıyorum, bakın sıcaklık arttıkça oksijen miktarında azalma meydana gelmiş. Dolayısıyla bu doğrudur. 2. İncelenen balık türü bol oksijenli ortamları tercih etmektedir. Nerede oksijen bol? Bakın kışın bol var. İlkbaharda biraz azalmış. Sonbaharda bakın tekrar artmaya başlamış. Bakın oksijenin bol olduğu kışın balık sayısı çok fazla. Dolayısıyla bunu da ben ne yapabilirim? Doğru olarak alabilirim. 3. İncelenen balık popülasyonunun yoğunluğu mevsimsel olarak değişmektedir. Evet bakın ilkbaharda azalmış, yaza daha da azalmış, sonbaharda artmış. Mevsimsel bir değişme var. Dolayısıyla 3'ü de alabiliriz. Cevabımıza da Edirne diyebiliriz bu soruda. 4. soruyla devam edelim.
Popülasyon ve tür kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı tür canlılar çiftleştiklerinde verimli döl verebilirler, verebilirler doğru. Aynı popülasyona ait canlılar çiftleştiklerinde verimli döller verebilirler doğru. Çünkü aynı popülasyon aynı tür demektir. Aynı tür canlılar farklı popülasyonlarda yer alabilirler. Evet, alabilirler. Farklı tür canlılar aynı popülasyonda yer almazlar. Bir popülasyondaki bütün türler aynıdır. Bir popülasyon tek bir tür demektir zaten. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Çünkü bir popülasyon bir tür demek oluyor. Beşinci soruyla devam edelim. Bir akvaryumda bulunan balık sayılarının sürekli artması sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Düşünün, akvaryum kapalı bir alan, sınırlı bir alan. Balık sayısı sürekli artarsa o ortamdaki besin için, oksijen için rekabet olacaktır, rekabet artacaktır. Dolayısıyla bakın hemen Adana'da cevap şıkkı verilmiş. Doğum oranı artmaz, azalır. Çevre direnci artar. Dışa göç artmaz, dışa göç yapamazsın. Dışa göç diye bir şey yok. Ölüm oranı ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü yer darlığı başlayacak. Dolayısıyla cevabımız Adana oldu bu soruda. Altıncı soruyla devam edelim. Taşıma kapasitesinin üstüne çıkan bir bitki popülasyonunda grafiklerinden hangileri çizilebilir? Taşıma kapasitesinin üstüne çıkmış. Taşıma kapasitesinin üstüne çıkmışsa birey sayısı, bakın, ölüm oranı artacaktır. Taşıma kapasitesinin üstünde, dolayısıyla birey sayısı azalacaktır. Ölüm oranı arttıkça birey sayısı azalır. Şimdi taşıma kapasitesinin üstüne çıkan bir popülasyonda dışa göç arttıkça içe göç ne yapar? Azalır mı? İçe göç, dışa göç artar. İçe göç de dışa göçle beraber